Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bybit borsasının düzenlediği Launchpad'lere USDT cinsinden desteklenen çekilişler ile nasıl katılabileceğimizi adım adım bahsediyor olacağım. Daha önceden Bybit borsasında düzenlenen Launchpad'lere, bu Launchpad'ler için alım satım sayfasından Launchpad sayfasına tıklayarak daha önce düzenlenen Launchpad'leri görebiliriz. Bu Bybit borsasında da hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamayı tamamladığınızda buradaki ön satışlara katılabilirsiniz. Tabii ki bu ön satışlara katılmak için bazı şartlar var. Bu hem Bit ile katılım hem de USDT cinsinden desteklenen çekilişlerle katılımın nasıl olduğunu adım adım bahsetmek istiyorum. Daha önceden Bit ile katılımdan bahsetmiştim. Burada daha önce düzenlenen ön satışların getirilerini görebiliriz. Şimdi burada önümüzdeki günlerde, yani ne zaman oluyor? Muhtemelen Cuma günü bu ön satış başlayacak. Ön satışın görüntü alması başlayacak, yani 25'inde. 25'inden 30'una kadar görüntü alımı devam edecek. Görüntü alımı ne derseniz de hesabınızdaki BitToken sayısı ya da USDT sayısı olarak düşünebiliriz. Örneğin 25'inde 50 bit var, 26'sında 60 bit var gibi. Yani toplam bu periyot boyunca ne kadar BitToken varsa günlük ortalamanızdan bir bit ortalamanız oluşturuyor. Bu bit sayısıyla da katılabiliyorsunuz ya da USDT ile. Burada minimum 50 bit olması gerekiyor. Minimum da 100 USDT olması gerekiyor. Burada zaman çizelgesinde görüyoruz. Burada anlık görüntülü alma 25 çift sıfırla 29 23.59 arasındadır. Buradaki görüntüler alındıktan sonra sizin başvuru yapmanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ya bu BitToken ile katılabilirsiniz ya da USDT tutarak katılabilirsiniz. İkisi birden katılamıyorsunuz. Burada BitToken tutarak katılırsanız garanti alım hakkınız oluyor. USDT ile katılırsanız da çekiliş ile katılmış oluyorsunuz. Yani size çıkıp çıkmayacağı kurayla belli oluyor. Bu çekilişe daha biraz sonra daha da değineceğim. Burada katılım döneminde KYC1'in doğrulamayı gerektiğini unutmayalım. Bazı kısıtlanmış ülkeler diyor. Biz Türkiye olarak herhangi bir kısıtlanmış ülke değiliz. Burada anlık görüntü alma süreci bittikten sonra bu katılım ve çekiliş zamanında hemen taahhüt edim dönemi başlıyor. Bu dönemde siz ya bununla ya da ya BitToken'la ya da USDT ile katılım yapmanız gerekiyor. Sonrasında da burada BitToken ile katılım yaparsanız toplam taahhüt edilen BitToken'a göre bir ve toplam dağıtılacak token'a göre bir payınız hesaplanıyor ve sizin hesabınıza gönderiliyor. Eğer USDT ile de kayıt taahhüt ederseniz, örneğin 100 USDT taahhüt ettiniz ve size çıktı. Burada örneğin ne kadar 10 dolarlık bir alım hakkınız var. 10 dolarlık token'a dönüşüyor ve geriye kalan 90 dolar da hesabınıza geliyor. Burada da detayları okuyabilirsiniz. Dağıtım dönemi de şurada taahhüt edilen token miktarı bölü tüm kullanıcıların taahhüt ettiği token miktarı çarpı tahsis edilen bu BitToken ile OBX miktarı. Bu her ön satış için aynı. Çekilişle katılan kullanıcılara için hesaplama şöyle. Kazanan her bir katılımcı 3000 OBX alacak ve eğer varsa stake edilen token'dan geri kalan tutar stok hesabınıza geri yatırılacaktır. Kazanamayan yatırımcılar stake edilen token miktarı tümü geriye yatırılacak. Eğer USDT ile katılırsanız size çıkmaz ise herhangi bir kaybınız olmuyor. Eğer size çıkarsa da burada token'ın, örneğin 10 dolar aldınız, token listelendiğinde iyi bir listelenme yapmaz ise token'ın fiyatı düşebilir. Yani 10 dolarınızı riske atarak katılabilirsiniz. Şimdi burada şuraya geldiğimde katılımla alakalı bilgiler yazıyor. Bunları da açıklama kısmına bırakıyorum. Bunları zaten anlattım. Sonrasında şuraya geldiğimde sonrasında ve token dağıtıldıktan sonra hemen hemen aynı gün listelenir. Burada 12 UTC dediğinden buna 3 saat ekleyip 30'unda saat 3'te listelenmesi olacak yani. Yok, token
listelenmesi olacak. Şimdi şuraya geliyorum. Alım satım Launchpad'e geldim. Buradan bir önceki ön satış olan şurada tüm projeleri gör diyorum. Walk and Toycat. Burada taahhüt edilen miktar 3 yani 31 bin kişi katıldı. Burada da yaklaşık 8 bin kişi katılmıştı. Yani 32 bin desek 108, 16, 24, 32, %25'lik bir şansımız varmış. Bunu toplam katılan sayısını hesapladığımdan dolayı biliyorum. Şu zaten bu Apex protokolle birlikte bu USDT'yi destekleyen çekilişler başladı. Yani burada başka bir borsada USDT'niz duruyorsa Bybit borsasını atıp buradan çekilişlere katılabilirsiniz. Dediğim gibi %100 size çıkma şansı ya da %100 kazandıracak diye bir olasılık yok. Ama bu katılan Walk'ın kazandırmıştı. Bunlar az da olsa kazandırdı diye hatırlıyorum. Siz de bu sayfaları da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.